Efendim Av TV ekranlarından herkese merhabalar. Bugün yine Asıl Mesele programında çok önemli bir konuya değineceğiz. Malum koronavirüste mücadele ettiğimiz bir süreçteyiz. Özellikle yaklaşık 1,5 yıldır salgınla ilgili birçok yeni bilgi edindik, birçok yeni şey öğrendik ve bunun yanı sıra belki de salgınlarla birlikte hayatımıza bazı yeni önlemler girdi, hayat tarzlarımız değişti. Tabii ki bu yaşamış olduğumuz son salgındı. Bundan sonrası olacak mı? Meçhul, onu bilemeyiz. Ama tarihte de bundan önce de birçok salgın yaşandı yazılı kaynaklara göre. Ama tabii ki bu salgınlarda özellikle insanlık tarihinde yine gerek siyaset tarihinde önemli notlar düşürülmesine sebep oldu. Peki bu salgınlar neden ortaya çıktı, nasıl yayıldı ve insanlık üzerinde, kültürler üzerinde, medeniyetler üzerindeki etkileri nasıldı? Hem dünya genelinde bakacağız hem de yine Osmanlı Devleti döneminde hem salgınlara değineceğiz hem alınan önlemlere. Tabii ki bu noktada tıbbın getirdiği yenilikleri de bu süreçte neler getirdi, neler kattı, bunlara da değineceğiz. Tabii ki bu önemli konuyu yine çok kıymetli, önemli bir konuğumuzla konuşacağız. Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Nil Sarı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, sağ olun. Sağ olun. Koronavirüsle mücadele ediyoruz. Haliyle evet, bu süreçte hep sağlıklı kalmaya çalışıyoruz. Sağlığımıza dikkat etmeye çalışıyoruz. Ama herhalde bizler İlla bir şeyleri yaşadıktan sonra tedbirler, önlemler, bunlara önem gösteriyoruz değil mi? Şimdi aslında eskiden özellikle 19. yüzyılda ya da 20. yüzyılın ilk yarısında böyle değildi. Çünkü insanoğlu salgınlarla hep yaşıyordu, yabancı değildi, hayatının bir parçasıydı. Şimdi siz başlarken şöyle bir şey söylediniz, dediniz ki nasıl ortaya çıktı bunlar? Aslında biz ne zamanki hayvanları evcilleştirmeye başladık, ne zamanki kümesler kurduk, ne zamanki çiftlikler kurduk, İşte o hayvanların kendilerine has olan, o hastalık yapan, küçük gözle görülemeyen canlılar zamanla insana geçmeye başladı. İnsanın gen yapısıyla karışmaya başladı. Onlar da hastalanmaya başladılar. Ve ilerisini atlayalım, o çok eski dönemleri, bugüne ve geleceğe gidelim. Bugün derler ki birçok tıp tarihçi, bu Covid-19 ve benzeri mesela grip salgınları vesaire, mesela kuş gribi diyoruz, domuz gribi diyoruz. Bakın hayvanlardan geçiyor ve bizim çok büyük kusurumuz var. Biz ne yaptık? Yaban hayatının yaşam alanlarına girdik. Ormanları yok ettik. Onlar ne yapmak zorunda kaldılar? Onlar da şehre indiler. Hatta bugünlerde bile işte yılanlar ortaya çıktığı konuşulunca ya da farklı hayvanlar ortaya çıktığı konuşulunca hemen şu ön plana çıkıyor. Evet. Mesela kirpileri öldürmeseydik yılanlar belki bugün çok fazla olmayacaktı. Yani şunu söylemek istiyorum, İstanbul'un son kalan ormanlarına dokunmayalım. Lütfen Allah aşkına dokunmayalım. Kıymetini çok bilmemiz lazım. Bilmemiz gerekiyor. Ve işte yarasadan geçti, şu hayvandan geçti, bu hayvandan geçti. Tabii onlardan geçti. Laboratuvarlarda çalışırken virüsler HIV virüsü içinde söylendi, AIDS için. İşte laboratuvar kaçkınıdır dendi. O mudur, bu mudur tartışma bir tarafı, ama o virüsler hayvanlardan alındı. Maymundan alındı, işte domuzdan, yarasadan, şuradan buradan, oralardan bulaşıyor. Onun için veterinerlerle birlikte tıp mensuplarının çalışması gerektiği söyleniyor. Dünya Sağlık Teşkilatı bunun üstünde önemli duruyor. Biyologlar, veterinerler, tıp mensupları, sağlıkçılar hepsi bir araya gelmeli. Çünkü bütün bir sağlıktan şimdi söz ediliyor. Yani bütün canlıların sağlığı, insan sağlığının nereye varacağını ya da sağlığını nasıl kaybedeceğinin yolunu çiziyor. Yani her ne kadar biz hayvanlardan bulaştı gibi ifadeler kullansak da aslında en temeldeki nedeni yine insan. Tabii biz bu kapıyı açmışız. Biz yaptık bunu. Evet, biz yaptık. Peki şimdi dedik ya, en eskilere baktığımızda salgınlar tabii ki dünya üzerinde bugüne kadar pek çok hastalık ortaya çıkmış. Özellikle günümüzde belki sayfalar dolusu hastalık sayabiliriz. Tabii. Farklı alanlarda. Ama bu hastalıklar ne zaman salgına dönüşmüş? Hatta ya da daha doğrusu muhtemelen çok eskilerde de vardır ama
Kayıtlara ilk salgınlar ne zaman geçmiş hocam? Şimdi şöyle söyleyeyim size, bugünkü anlamda hastalık olarak tasnif edilmiyor. Hastalık isimlerinden ziyade hastanın şikayetleri ve hastalık belirtileri olarak anlatılıyor. Onun için biz bu, ben tıp tarihinde, hatta bence bütün tarih için geçerlidir, ilk demekten hiç hoşlanmam. Ha, ilk yok çünkü o zaman. Siz bir ilk dersiniz, sonra bir başka ilk çıkar. Kayıtlara ne zaman geçmiş? Yani kayıtlarda var, yani Hipokrat külliyatında da var, Galen'de de var, birçok yerde de var. Ama mesela bugünkü anlamda bulmanız çok zor. Mesela anlatayım size, salgın hastalıkların çoğu İslam tıbbında da böyle aslında ve klasik Osmanlı'da da böyle hummalar, yani ateşli hastalıklar diye geçiyor. Ya da mesela dışarıdan görülebilen bir takım şişlikler, bütün işte uğurlar, çıbanlar vesaire, mesela vebadaki o hıyarcıklı vebadaki lenf düğümlerini görüyorsunuz dışarıdan. Mesela bunlar da evram, yani veremler, yani şişlikler adı altında anlatılıyor. Onun için çok dikkatli konuşmak gerekiyor. Doğru. Ve ben onun için bugünkü tamamlayıcı tıpta da çok dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Eski hastalıklar bugünün hastalıkları değil. Değil. Evet, iyi Peki tanımlamak lazım. kayıtlara ne zaman geçmeye başlamış hocam Şimdi böyle? kayıt etmek, yani şöyle söyleyeyim, tarihçiler, akünübüsler tabii ki bu bulaşmaları her dönemde, yani insan yazmaya başladıktan sonra her dönemde ufak tefek kayıtlar bulabiliyoruz. Yani Bizans dönemine ait mesela pek çok kayıt var. Osmanlı döneminde biliyorsunuz veba ile ilgili Nükhet Varlığın çok güzel bir kitabı var. 16. yüzyılda bir takım kayıtlar yapılıyor. Şimdi bu kayıt neden önemli aslında? Şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela diyelim siz asker alacaksınız ordunuza. Askere hastalandı, alamayacaksınız. Onu düşmeniz gerekiyor. Kaç asker kaldı size? Vergi toplayacaksınız. Köyler, kasabalar, insanlar öldü. O zaman kimlerden vergi alıyordunuz? Onları düşmek zorundasınız. Yani kayıtlar bu şekilde Çok görmeniz doğru. gerekiyor. Ya da bir takım iş yapan kimseler var. Mesela kumaş dokuyorlar, bilmem işte at tedarik ediyorlar falan filan. O öldü gitti, onları kaydetmek zorundasınız. Yani onun için biz bu kayıtlara da çok güvenmemiz söz konusu değil. Genellikle seyyahların, gezginlerin anlattıkları var. Onlardan da yararlanılıyor ama ilgi çekici bir tutarsızlık var genellikle. Şimdi Tahminler aslında var. tahminler var Tahminler var. genellikle. Şimdi tabii şifa engelen bilgiler de çok fazla tarihte işte hep anlatılır ya böyle Nakiller var. nakiller var bir Nakiller nevi. var. Aslında tabii ki tarihte yaşanmış pek çok büyük salgın var. Bunların hepsini tek tek işlemeyeceğiz. İşte Galen, Justinyen salgını, Amerikan yerlerin su çiçeği yaşaması O hikaye çok gibi acıklı çok ama. fazla Kızılderililerin. Evet, çok acıklı. Yani bir şeyi, bir insan topluluğunu, yerliyi, yani Amerika'da yaşayanları siz silahla değil, çiçek virüsüyle öldürüyorsunuz. Düşünebiliyor musunuz? Yani korkunç bir şey. Oraya geleceğiz. Evet. Ama şimdi genel anlamda baktığımızda tabii bu salgınlarda hastalık olarak baktığımızda genellikle işte ön plana çıkan bazı şeyler var. İşte veba, çiçek, İspanyol gribi, yine kolera gibi. Ama bir de bunun yanı sıra işte cüzzam gibi Evet, farklı evet. hastalıklar var, Şimdi değil mi? biz bunu aslında kabaca ikiye ayırabiliriz. Bir, böyle insanı süründüren, geç öldürenler var. Yani Süründüren, geç kronikleşenler. öldüren. Cüzzam öyle. Tabii verem öyle. Tüberküloz öyle. Frengi öyle. Ama bir de böyle salgınlar halinde gelen, birden dalgalar halinde gelen, çok sayıda insanı birden götüren, hızlı götüren, 2-3 günde 10 günde öldüren, İşte bu veba salgınları, çiçek salgınları, işte o İspanyol gribi salgını, bunlar hemen götürüyor. Yani bu Milyonlarca şekilde insanı bakmayın. Tabii, etki etmiş. tabii, tabii. Görseller de var bu arada. Onlara da bakalım Evet, Arada Hocam, yorumlamanızı rica evet. edeceğim. Tabii şimdi burada çok ilgi çekici bir şey söylemek istiyorum. Dinlerle, inançlarla salgın hastalıklar arasında çok yakın ilişki var. Yani tarihin eski dönemlerine baktığınız zaman doktorlardan, tabiplerden daha çok din adamlarının bu konularda söz söylediğini, fikir yürüttüğünü Bu tüm dünya için görebiliyorsunuz. Tüm geçerli dünya yani. için, tüm dünya. Şimdi mesela burada Hazreti İsa'yı görüyorsunuz. Cüzzamlılar var, eliyle dokunuyor
şifa veriyor ve cüzamlar tedavi oluyor. Hatta bizim Kariye Müzesi'nde bunun çok güzel bir mozaiki vardır. Gidip görmenizi tavsiye ederim. Ama buna karşılık mesela bir tane daha Musa Peygamber'le ilgili bir, bu da mesela Avrupa'dan bir minyatür resim. Gördüğünüz gibi cüzamlılar ellerinde çıngıraklı geldik. Sokağa çıkmaları da yasak aslında ama mecburen çıkarsa çıngırakla gidiyor. Doktoru da görüyorsunuz yüzünü çevirmiş bulaşır diye. İşin çok ilgi çekici tarafı cüzdanın nasıl bulaştığı halen tartışmalı. Yani yakın ilişkiyle bulaşılıyor. Bu onu gösteriyor. Bir ama de, ilginç böyle çıngırakla gezmeleri. Evet tabii çıngıraklılar. Yani yaklaşmasın diye. Kimse yaklaşmasın diye. Evet. Doktor ona bakmıyor yüz, bile. Yüz çeviriyor. Yüz çeviriyor. Yüz çeviriyor. Hatta derler ki bazı tıp tarihçiler salgın olduğunda Hipokrat oradan kaçarmış. Tıp etiği vardı. Bir de Hipokrat yemini vardı ya şimdi. Evet, zaten şimdi Hipokrat yemini tabii yani çok değişik bir yemin o. Başta Hipokrat kaçmış ya, salgında. Ya bir kesin bir şey yok ama böyle rivayetler var. Böyle rivayetler var. Bir de Hazreti Musa demiştik. Evet, bir tane Musa peygamberle ilgili bir resim olacak. Mesela orada da Hazreti İsa'dan daha farklı bir hikaye var. Orada da mesela Avrupa'daki İncil'lerde o tasviri çok sıklıkla bulabiliyorsunuz. Şu. Evet, yani, evet. Evet, yani o işte külden alıyor bir Firavun'la tabii meseleler var Firavun'la. Şu fotoğraf. Evet, işte böyle bir saçıyor havaya. Ve gördüğünüz gibi bütün insanlar veba oluyor. Vebaya tutuluyorlar. Bir yanda iyileştiren bir peygamber var. Şimdi aslında eski Yunan medeniyetinde Apollo tanrıların tanrısı aynı zamanda tıp tanrısı. Ne yapıyor? Bir okunu atıyor insanlara bulaşıcı hastalıkları gönderiyor. Yani şimdi bakın Mezopotamya'da aynı şey. Konuştuk sizinle Hititler'de aynı şey. Evet. Yani hatta daha önce ilkel dönemlerde de yani bakın görünmüyor, bilinmiyor, ne olduğu anlaşılamıyor. Dolayısıyla bir sebep bulması gerekiyor, bir açıklama getirmesi gerekiyor. Yani salgınlara bakışında o toplumların inanışlar önemli. Yani ya göğe bakıyor, yıldızlara bakıyor, bir yıldız kaydı. Yani kötü bir şey yani. Hititler Tanrı'nın lanetlediğini düşünmüşler. Yani orada tanrılar var. Tanrılar var. Tanrı yok, çok tanrılar var. İyi tanrılar var, kötü tanrılar var. İyi tanrılar şifada yardımcı oluyor, kötü tanrılar hastalık veriyor. Bu tanrılar Mısır'da da var. Bunların bir kısmı belirli hastalıklar için dua ediliyor kurtarılsın diye. Çin'de de var, Hindistan'da inanılmaz bir tanrılar egomonyası var. Tabii. Her şeyin bir tanrısı var. Yani tabii bilimin olmadığı yerde muhakkak yerine bir şey koymanız gerekiyor. Ve konmuş tabii ki. Onlar da salgını inançlarıyla özdeşleştirmişler. Tabii. İnanç çok. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Osmanlı döneminde de şimdi bu salgın geliyor. Salgın geldi. Ne yapacak insanlar? Ya sağında ölüyor, solunda ölüyor. Bugünkü gibi komşusu bakıyorsunuz oradan bir cenaze çıkıyor. Akrabadan evden iki kişi çıkıyor. Çok korkunç bir şey. Teker teker ölüyor insanlar. Yani orayı bırakıp gitmek istiyorlar. Ama bırakıp gitmek ne demek? Gittiğiniz yere bulaştırmak demek. Hmm. Aslında o yerinize oturmanız lazım yani. Karantina. Yani ya izolasyon ya da karantina. Yani o bulaştırmamanız gerekiyor. Çünkü büyük ihtimalle siz de almış olabilirsiniz. Böyle bir sıkıntı var. Fakat içinden ne geliyor insanın? Kaçmak. Şimdi tabii bir de şu çok önemli bir inançla ilgili bir durum var. Eğer siz hakikaten bunu bir ceza olarak idrak ederseniz verilen cezayı da kabullenmek durumundasınız. O halde niye kaçıyorsunuz? Mesela Şeyhülislam Ebu Süt Efendi çok güzel fetva veriyor. Diyor ki evet diyor bunlar terk edecekler salgın yerini ama diyor aslında diyor bunlar yüksek yerlere, temiz hava olan yerlere, kır bölgelerine kaçıyorlar diyor. Çünkü o zaman işte bu miyazma teorisi var. Ta Hipokrat döneminden gelen. Bulaşıcı hastalığın sebebi de nedir? Kokuşmadır. Pis havadır. Kötü hava. Tabii yani dolayısıyla temiz havanın, temiz kırların olduğu yerlere gidecekler. Onun için caizdir, gitsinler diyor. Şimdi miyazma teorisi dediniz. Özellikle evet. Salgınlarda önemli bir yeri var bu teorinin. Tabii. Bütün tıp kitaplarında da böyle. Halkta da böyle bir düşünce var. Yani bu işin, şimdi bakın o döneme belki bilim dönemi diyemeyiz. Çünkü deney yok.
ama bilgi dönemi. Yani bilgi üzerine konuşuluyor. Hı hı. Mevcut bilgiler tartışılıyor. Mantık üzerine, akıl üzerine konuşuluyor. Peki şimdi işte miyazma teorisinden bahsettik. İşte özellikle hayvanların alanlarına bizler onların maalesef doğal yaşam alanlarına müdahale ettikten sonra evet, salgınların artık ortaya çıkmasını konuştuk. Evet. Peki nasıl yayıldılar hocam? Yani o yayılma süreçleri. Bugün nasıl yayılıyor? Şimdi mesela Roma çok temizler. Yani temiz sular getiriyorlar, şehre temiz su taşıyorlar, kirli suların çok güzel kanalizasyonlar yapıyorlar, inanılmaz yollar yapıyorlar. Yani çok büyük caddeler yapıyorlar falan. Hı. Ne oluyor bu caddelerde? İnsanlar seyahat ediyor. Hı. Neyi götürüyor beraberinde? Hastalığı. Virüsleri ve bakterileri de götürüyor. Nereye giderse götürüyor. Hatta derler ki Bizans'ın çöküşünün bir sebebi de sıtmadır. Bazı tıp tarihçiler sıtmayı malaryayı suçlar, bazıları da vebayı suçlar. Hmm. Yani salgın hastalıklar çökertmiştir derler. Çökertmiştir. Peki böyle var mı örnekler enteresan? Özellikle salgınların yok ettiği nesiller. Mesela biraz önce Kızılderililerden. Belki de, evet yani neredeyse Kızılderililer yok olmuştur. Yalnız hatta böyle halı hediye etmişler Kızılderililere, İspanyollar götürüyor. İçinde de biliyorsunuz çiçek hastalığının kurumuş tozcukları, püstürleri içinden toplamışlar, koymuşlar. O havayla da bulaşır çünkü o. Şöyle bir halıyı bir açmışlar, hepsine bulaşmış. İlk defa çünkü karşılaşıyor böyle bir mikropla. Büyük yığınlar halinde ölüyorlar. Bağışıklık hiç olmadığı için. Ve başka hastalıklar da hatta sonra yeni yayınlarda Avrupa'da olup da Amerika'da olmayan bir takım başka bulaşıcı hastalıkları da taşıdığı söyleniyor. Yok ettiler. Orası yok oldu yani. Kızılderili bugün çiçek ve diğer bazı dizanteri yapan hastalıklar yok ettiği söyleniyor. Çok çok az kaldı nüfusları. Mayalar, Aztekler de öyle. Hmm. Öyle girdiler içeri. Azteklere de Mayalara da onları da öyle şekilde öyle gitti onlar. Yani da farklı medeniyetlerin de yaşam alanlarını tabii ettik. Onların yeri değil de yine işleri vardı orada. Çok doğru. Bu arada evet, yine görsellerimiz şimdi, var hocam. Şimdi çiçek aşısının batıya tanıtılması tabii Türkiye'den oluyor. Şimdi Türkiye'de hanımlar aslında Osmanlı'da bayağı bir sağlıkçı hanım var. Evet ona ikinci bölümde evet, özellikle Osmanlı'daki evet, o tıpla bir aşıcı değineceğiz. Kadınlar var. Bunları görüyor Lady Montagu 18. yüzyılın başlarında. Sefirin hanımı İngiltere'den gelmiş, hı hı, ve mektup yazıyor arkadaşlarına. Diyor ki burada insanlar diyor parayla çiçek hastalığını satın alıyor diyor. Parayla? Para ödüyor çünkü. Evet. Belirli mevsimlerde mesela ilkbaharda alıyor böyle birkaç usulü var ama en çok kullananı böyle ceviz kabuğunun içine çiçek hastalığına yakalandığı zaman insanlar biliyorsunuz bir orada bir yara diyelim oluşuyor. Hı hı. İçinde de işte iltihap var. Onu alıyor kurutuyor. Doğal antiseptik olan gül suyu koyuyor, karıştırıyor. Sonra bir çizik atıyor, oraya onu aşılıyor. Eğer doğru yaparsa hastalığa bir daha yakalanmaz. Ama doğru yapmazsa bu usule çok az bir yüzde olmakla beraber hastalığa yakalanma tehlikesi var. Şimdi bunu yazıyor, çok değişik bir yöntem bu, çok değişik bir usul. Bu Timonius diye biri de orada İngiltere'de bunu yayınlıyor. Ve kendi oğlunu aşılatıyor. Kendi oğlunu? Evet, kendi oğlunu aşılatıyor. Sonra İngiltere'de reklamını yapıyor bunun. Ve bu resimde de deminki resimde de evet, bakın o Jenner'den sonra, hı hı, bu reklam yapılmış. Oraya gidiyor, kimse buna inanmıyor. Bir takım doktorlarla görüşüyor falan. Yüksek tabakayla, işte prenslerle falan görüşüyor. Nihayet diyorlar ki tamam, deneyelim ama işte kimsesiz çocuklar ve cezaevindeki mahkumlar üzerine deneyelim diyorlar. Eğer bunlara bir şey olmazsa biz de aşılanırız. Evet onlar yaşıyor, ölmüyorlar. Dolayısıyla bütün yüksek tabakada aşılanmaya başlıyor. Bu da bir reklam afişi gibi bir şey herhalde. Bu ondan sonra buna Türk usulü çiçek aşısı deniyor. Ondan sonra bu çiçekleme deniyor buna. Ondan sonra Jenner ineklerdeki bu inek çiçeği hastalığının süt sağan kadınlarda hastalığa yakalatmadığını
görüyor ve ineklerden resmini daha sonra burada göstereceğiz, elde edilen aşıyı bulmuş oluyor. Şimdi ah bizim doktorlarımız niye dikkat edip de bunu geliştirmediler bilemem. Şimdi ona da değineceğiz hocam, özellikle o tıp tarihindeki, çünkü süreç oldukça önemli. Evet. Bu topraklarda özellikle bizim yöntem sizin, gidiyor, yöntem gidiyor. Temel aslında tabii, burada tabii. Ama yöntemi. Oraya gidiyor, orada oradan geliştiriliyor ve bugün belki sağlık denildiğinde, bu tıbbi tedaviler denildiğinde, ilaç denildiğinde daima batı tabii, dile geliyor. İyi gözlemciler, araştırmacılar, meraklılar ve istikrarlı bir şekilde çalışıyorlar. O da doğru. İşte burada sorgulamamız gereken şüphesiz ki bazı şeyler var. Hocam fetihlerin de bu salgınlarda... Tabii. Şimdi bakın yine Osmanlı özelinde konuşabiliriz ama bütün dünya için aynı şey. Şimdi fetih ne demek? Asker değil mi? Bir yerden öteki yere gidiyor demek. Gitmesi, bir. Tabii. İkincisi de kalabalık topluluk demek. Şimdi verdiği an mikrop, hastalık, bulaşıcı hastalık geldiği an bulaşmaması mümkün değil. Yani göç de var tabii. Taşınıyor. Savaşlar sonucunda göçler de aynı şekilde. Yani mesela Balkan göçlerinden müthiş kolera salgınları patladı İstanbul'da. Topluluğu yani on binlerce kişi birden geldi. Tabii temizlik çok önemli. Kir, temiz su. Hocam burada bizimle... Batı'yı ya da diğer medeniyetleri karşılaştırdığımızda salgınlara karşı bakışımızı nasıl değerlendirirsiniz? Bizlerin salgına karşı bakışı, onların şimdi tedavi yöntemleri ve önlemler. Hani hep deriz ya, biz temizlik imandandır, imanın yarısıdır diye mesela. Tabii, temizlik fevkalade önemli. Bugünkü durumdan da hep hani temizlenin deniyor ama mesela ne deniyor? İşte kolonya kullanabilirsin ama diyor alkolü %60 olacak diyor mesela. Şimdi böyle ölçüler yok eskiden. Yani temizlik ama ne kadar temizlediniz? Mesela taharette rahmetli Ekrem Kadri Hoca bir araştırma yapmış. Çıktıktan sonra elinizi en az diyor 5 kere yıkayacaksınız ki diyor. En az 5 kere. Evet. Koli basili olmasın elinizde diyor. Mesela şimdi temiz, onun için o kadar bilemiyoruz onun ne olduğunu ama İslam toplumları çok daha temiz. Şimdi Avrupa'da bir kere şöyle söyleyeyim size, domuzlar her yerde dolaşıyor. Domuz başlıca hastalık taşıyan ve bulaştıran bir şey. Sinekler, yani sinekler sofralarda üşüşüyor. Yıkanmayı sevmiyorlar. Hatta ilk dönemlerinde Hristiyanlığın yani yıkanmayı lüks kabul ediyorlar. Sanki böyle yani inançlarını eksiltecek gibi kabul ediyorlar. Ve temiz su, kirli su ayrımı da yok. En önemlisi şu, küvet içinde yıkanırlar. Mesela biz hiçbir zaman duran suyla yıkanmayız. Biz akarsuyla yıkanırız. Bu duran suda da bir mikrop simgesi. Ürer. Yani bunlar hakikaten çok önemli konular. Gerçekten çok önemli ama savaş sırasında oradan oraya giderken yayılıyor. Göç sırasında yayılıyor. Ticaret sırasında yayılıyor. Tüccarlar alıp götürüyor, getiriyor. Haç yayıyor. Ne yazık ki. Hac ibadetinde de değil mi? Zaten oralarda çıkıyor. Farklı oradan bölgelerden gelen alıyor, insanlar bir her araya yere geliyor. Yayıyorlar. Ve salgınların sonrasını da özetleyen aslında bir Evet, bu Brügel'in resmi. İşte bu biliyorsunuz 14, 15, 16, 17. yüzyıllar çok feci. Çok güzel anlatmış. Sol tarafta bakın bütün cesetleri görüyorsunuz. Beyaz kefenler içinde. Arabanın içinde kafa tasları. Efendim her tarafta işte insanlar ölmüş yerler. Bu ne gösteriyor aslında? Bir karmaşa, bir kaos. Salgın ne demek? Yani biz çok şükür görmedik bunu ama büyük salgınlarda o patlak verdiği, İngilizce outbreak derler onun için, o patlak verdiği dönemlerde böyle çok sayıda insanın birden öldüğü bir dönemde. Sadece bir kentte ki eski nüfuslarla karşılaştığında binden fazla ölüm bir gün içerisinde tabii, bir şehirde. Bazı çok daha fazla öldüren ölümün olduğu salgınlar da var. Yani bin oluyor, 10.000 oluyor, 20.000 öyle de olabiliyor. Yani korkunç bir şey. Şimdi karmaşa. Ne oluyor? Mesela bizim subaşılarımız var. Şeyi koruyan, düzeni koruyan mesela.
Onlar da ölüyor. Onlar da ölüyor. Ölüyor. Kim koruyacak düzeni? Tabii bir kaos ortamı yani, oluşuyor haliyle. Yani yani sarayın içine de giriyor. Virüsler, bakteriler falan seçmiyor. Zengindi, fakirdi, meşhurdu, değildi. Yani biraz seçmiyor. Önce tabii onlar da can derdine düşüyorlar haliyle diğerleri de. Yani çok mi? Ölüm oluyor. Tabii bazı mesela öyle ki öyle köyler, kasabalar da yok oluyor. Haneler yok oluyor. Haneler yok. Mirasçı arayıp bulamıyorlar. Mirasçı kalkıyor ortadan. Ne oluyor? Hırsızlar. Nesiller tükeniyor. Hırsızlar devreye giriyor. Hmm. Yani çok feci. İşte bunu çok güzel anlatıyor. Hadi bu resimde gene batıda yani bakın bugün Hindistan'da ne oluyor? Ölüleri gömemiyorlar. Değil mi? Bugün evet. Yaşanıyor. Bu da onu gösteren bir resim gene. Orta çağda özellikle bu veba salgınlarında o kadar çok ölü oluyor ki hastalığa yakalananı bile canlı canlı gömüyorlar bulaşmasın diye. Hmm. Bazen böyle ikisini üçüsünü bir araya böyle toptan gömüyorlar. Hatta bazı kaynaklarda bizim bu İstanbul surlarının kulelerini açıp içine attıkları bile söyleniyor. Bizansların. Bizans döneminde evet. Bu mesela Times Nehri, Ren Nehri falan onların bu şekilde kirletildiğini yazanlar var. Yani çaresiz. Hmm. Çaresizlik çaresiz. Yani bir salgının ortaya evet. Çıkarmış yani, olduğu şey yani bugün yüksek bir medeniyetimiz var. Bugün bile ne oluyor cenazeye iki kişi gideceksin diyor. Evet. Hep yani vecibelerini yerine getiremiyor insanlar. O, hepsinin ortaya çıkarmış olduğu bir şeyler. Ya şimdi evet. Salgın denildiğinde hep bu akla şu görsel akla geliyor, bu maske akla geliyor. Evet, evet. Nedir bu maske? Bu böyle gaga şeklinde işte havadan geçtiği miyazma, kötü havadan bulaşacağı düşünüldüğü evet. için bunun içine de böyle aromalı, kokulu bir takım bitkiler koyuyorlar. Bu şekilde koruyacağını, hekim bunlar, hekim kıyafeti. Hekim kıyafeti. Çünkü bugün salgın denildiğinde hemen akla bu maskeler artık zaten maske hayatımızın bir vazgeçilmezi oldu 1,5 evet. Yıldır ama evet. Özellikle o vebadan bahsedildiğinde ya, hep bu yani karga vurun. Herkesin takmadığı bir şey doktora ait. Hmm. Bu maske olayı tabii çok hassas bir konu. Benim bildiğim kadarıyla ilk defa Amerika'da bu İspanyol gribi sırasında bu maskeler çıkıyor ama çok delikli bir kumaş kullanıyorlar. Boşuna takıyorlar yani. ama adı maske olmuş. Adı maske oluyor. ama şey enteresan, özellikle o sivri kısma aromatik bitkiler koymaları, güzel evet. Koku evet. Almaları için bu da ilginç evet. Bir evet. Girişim, evet. Girişimcilik evet. Örneği. Evet. Şimdi hocam hastalıklara biraz bakacak olursak hani hastalıklar üzerinden gittiğimizde şimdi vebayı görüyoruz. Dünyada hep salgın denildiğinde ilk veba akla geliyor. Yani şöyle söyleyeyim, bütün dünyaya yayılmış olması çok kötü bir ölüm şekli. Böyle morarıyor, şişiyor, çok çok kötü, hızlı öldürüyor. Şimdi bakın, bulaşıcılık çeşit çeşit. Evet. Bazı bulaşıcı hastalıklar yavaş bulaşır, bazısı çok hızlı bulaşır. Kuluçka dönemleri değişir, yani ne zaman belirti vereceği süresi değişir. Öldürme oranı değişir. Yani bazı çok hızlı bulaşabilir ama 100 kişiden bir öldürürken öteki 100 kişiden belki 10 öldürür. Hmm. Yani bu veba her yönüyle çok kötü. O yüzden kara ölüm. Kara ölüm. Değil evet. Mi? Bir de evet, adı var onun. Kara ölüm. Kara ölüm. Muhtemelen tedavisi bulunamadığı tedavisi için de. Yok. Tedavisi yok. Halen yalnız orada burada var bu veba kaybolmadı onu söyleyeyim. Veba var hala. Var tabii var. Bir kaybolan çiçek. Bir tek çiçek yok oldu. Aşıyla o da. Aşıyla. Yok, Jenner'in yaptığı o aşı. He. Önce bizim sayemizdeydi. Biz temelini evet, fakat veriyoruz. Ondan sonra Jenner'in aşısı çıktıktan sonra birine varyolasyon, birine vasinasyon diyorlar. Hı hı. O Jenner'in aşısı çıktıktan sonra aslında herkes o eski Türk usulü çiçek aşısını istiyorlar. Hı. Hatta kaçıyorlar, korkuyor. Hatta yani şey bile mesela Fransızlar falan da istemiyorlar. Voltaire falan yazılar yazmaya başlıyor. Yok diyor, bunu almanız gerekiyor diyor. Diyorlar ki şeyler, İngilizler delirdi diyorlar, bu aşıları yapıyorlar falan karşı. Yani Avrupa'da çok karşı çıkıyor. Aşıya. Yani tabii onların da çok karşı, çok değişik bir yöntem. Bugün nasıl karşı çıkan halen var? O gün çok var. Yani ben biraz böyle dersime çalışırken şunu gördüm. Aslında bugün konuştuğumuz o birçok şey, işte evet. Aşı karşıtları olsun, o var. Karantina
tabirleri evet, onu anlatmamız lazım. Evet. Hepsi geçmişte özellikle varmış ama çiçek hastalığının ortadan kalkmasının belki de Türklerin yani Osmanlı'nın da katkısıyla yani çok erken devreye girdi. Hı hı. Çok eskiden devreye girdi. Ve ondan sonra da bütün ülkelerde çok ciddiyetle ele alındı. Ve çok disiplinli, çok programlı bir şekilde aşılama yapıldı. Yani herkes aşılandı ama tabii bir tehlike var. 1980'li yıllardan sonra doğanlar, onlar aşılanmadı. Hmm. Dünya Sağlık Teşkilatı dedi ki biz kalktı artık aşıya gerek yok. Ha derler ki adı büyük olan iki ülkede Amerika'da, Rusya'da bunlar saklanıyormuş. Ne olabilir? Niye sakladılar? Yani biyolojik evet, savaş. Bununla ilgili çok yayın var. Biyolojik savaş silah diye. Örneği. Mesela şeyde görmüştüm yine Çin'de ortaya çıkmış bu veba. Evet, evet. Moğol istilacıların vebalı cesetleri mancılıklarla kuşattığı kalelere atıyorlarmış. Evet böyle yazılıyor, böyle söyleniyor. Başka şeyler daha yakın dönemde de söyleniyor. Mesela o İspanyol gribinde Almanlar diyorlar. Silahlarıyla bize attılar bu hastalığı diyorlar. Yani bu birileri suçlanır muhakkak. Daima birileri suçlanır. Özellikle evet. Bu vebanın tabii yayılmasında. Evet. Biz Osmanlı döneminde de hani hep hatırlarız işte sulara işte o farelerin ya da veba şeylerin katılmasıyla yayıldığı şeklinde. Şimdi tabii çok fazla farenin yani pirelerle yani fareyi ısırıyor. Pire ondan sonra geliyor insanı ısırıyor ama sonra yeni dönemlerde ortaya çıktı ki insan piresi de geçiriyormuş bu vebayı. Yani veba salgını çok kolay yani pıt diyor geçiyor işte. Ama bugün hala devam etmesi var, tabii dikkat etmemiz var. Gereken. Ya birçoğu da bakın şey çiçek dışında hepsi var. Hepsi devam ediyor. Milyonlar ölüyor. Koleradan ölüyor. Sıtmadan ölüyor sivrisinek, anafer sineği. Hatta beni Hindistan'a davet etmişlerdi. Ben de çok istedim Tac Mahal'i göreyim. Orada endemik yani öldürücü bir sıtma türü sürekli gittiğim Agra denilen bölgede var. Aligarh diyorlar. O Tac Mahal'in etrafı girdiğiniz zaman sinek kaynıyor her yer. Yani korkunç bir salgın bugün var. Hala oralarda maalesef muazzam bir salgın var. Bir zamanlar hani o temizlik sorunu bizler tarihten biraz önce konuştuk ama bugün Hindistan'da bazı yerlerde çok var. Babur Şah döneminden kaldı onlar. Baburlar döneminde herhalde onlar gitti. Yüzlerce sene orada hükümet kurdular, devlet kurdular. Hmm. Yani Müslümanlar gitti ya oraya, Türkler gitti ya. Doğru. Evet. Onun da etkisi var. Şimdi o zaman veba hala devam ediyor dedik. Şimdi biraz önce dedik ki hocam, şimdi bugün hep konuşuluyor işte insan eliyle üretilmiş işte virüsler, bakteriler nedeniyle salgınlar. Evet. Geçmişte de var mı böyle teoriler? O zaman bu laboratuvarlar yok ki olsun. Hmm. Yani sadece yayılımı insan eliyle. Evet yani. Yayılımı insan eliyle. Şimdi bir de tarihe baktığımızda bir İspanyol gribi vakası görüyoruz. Evet. Bu da büyük bir vaka. Evet. Bundan da biraz bahsetmek isteriz hocam. Evet, yani 100, bazısı 100 milyon öldü diyor, bazısı 40 milyon öldü diyor. Çok korkunç bir şey bu grip biliyorsunuz. Yani havadan bulaşıyor. Yeni bir tür büyük ihtimalle ve tabii burada çok biz hani... Daha yakın zamanda bu tabii. Tabii. Birinci Dünya Savaşı. Hı hı. Son yılında hatta derler ki Mondros mütarekesi bunun yüzünden imzalanmış. Yani savaş bitmek zorunda kalıyor. Çünkü Amerika'da ilk görülüyor ama İspanyol savaşa girmediği için İspanyol gribi diye biliniyor. Çünkü o gazetelerde o yazıyor bunu. Amerika'dan asker geliyor. Avrupa'dan tekrar Amerika'ya gidiyor. O ülkeden o ülkeye savaşı. Dünya savaşı. Dünya savaşı. Bir güzel yayılıyor. Ve bugün hani ne deniyor? İşte COVID-19 yaşlılar için tehlikeli. O zaman gençleri öldürüyor bu grip. İşte 20 yaş, 30 yaş, 40 yaş öldürüyor ve çok kötü öldürüyor. Kısa sürede öldürüyor. Hatta böyle ağızlarından, burunlarından kan gelerekten ölüyorlar. Çok ürkütücü hakikaten. Çok ürkütücü. Hatta tanınmış isimler de var. İşte Max Weber'in yine bu hastalıktan öldüğü. Çok insan gidiyor. Metin Özatan'ın bir kitabında Mustafa Kemal Atatürk'ün de Samsun'a çıkışı öncesi yine İspanyol gribine yakalandığı hatta hastalığı da Beşiktaş akaretlerdeki evinde atlattığı söyleniyor. Bizim Eren Bey de yazmıştı. Evet.
Evet. Yani salgınlar... Yalnız Osmanlı matbuatına çok yansımıyor. Var, anlatılıyor ama Avrupa'daki gibi o korkunç şiddeti hissetmiyorsunuz kayıtlarda. Bizde o kadar çok evet. fazla kayıtlarda. Bir de şey, ilgi çekici bir şey daha var o sırada. Etkenini de tespit edemiyorlar. Bir bakteri sanıyorlar. Ona göre aşı üretiyorlar. Ama tabii hepsi etkisiz. Bir sürü aşı üretiliyor, yapılıyor aşılar. Çok doğru. Şimdi peki hocam, biraz da ona değinelim isterim. Şimdi bahsettik işte, birçok hastalıktan bahsettik. Bunlara karşı tedavi yöntemleri şüphesiz ki kıtadan kıtaya, hatta ülkeden ülkeye, kültürden kültüre değişiyor. Neler yapmışlar, nasıl yöntemler bulmuşlar? Evet, bugün bir modern tıp söz konusu değil. Bugünkü kimyasal ilaçlar vesaire söz konusu değil. O zamanlar biraz daha geleneksel tıp Ne kullanılabilir? Ekşi olanlar, sirkeler, işte soğan, sarımsak falan, yani bu tür şeyler kullanılıyor. Ama yok tedavisi. Bunu olmadığını biliyor herkes. Onun için çok nadiren birkaç tıp yazmasında mesela bu tür böyle cifirlere falan rastlayabiliyorsunuz. Yani burada artık telkin tedavisi, maneviyat. Yani biraz psikolojisi. Yani başka bir şey yapacak bir şey yok. Yok. Ha, ne var? Korunmak var. Korunmak var. Korunmak çok erken başlıyor Avrupa'da. Hatta bir de makalem var. Memnun olurum okursanız. Çok mutlu olurum. Ragusa eski adı, Dubrovnik. Herkes oraya turist olarak gider. Aslında en eski karantina binasının karantina uygulamasının daha doğrusu yapıldığı yer orası. Şimdi Dubrovnik toprakları arasında değil Osmanlı'nın. Tam bitişiğinde komşusu, fakat vergi alıyor ondan. Çok ilgi çekici bir ilişkileri var. Çok akıllı adamlar, çok kurnaz adamlar bunlar. Hepsi de tüccar bunların. Tabii ticaret demek para demek. Salgın demek parasızlık demek. Bunlar ilk bu karantina uygulamasına geçiyorlar. Yani her gelen gemiyi sahilde tutuyorlar. Belli bir süre tutuyorlar. Hani bugün karantinaya alınıyor ya yurt dışından gelenler. İlk zamanlar hep yapıldı ya. 14 Doğru. gün kaldılar 14 ya. 14 günlük bir karantina süreci var. Bir bakıyorlar, kuluçka dönemini bekliyor. Bakalım veba görülecek mi, görülmeyecek mi diye. Temiz olanlar çıkıyor. Zaten hasta olanlar. Şimdi evet, Bosna Hersekliler hep oradan hacca gidiyor zaten. Oradan hacca gidiyor. Gidiyorlar. Şimdi dedik ya, hani özellikle gerçekten çok fazla etkilemişler. İnanışların etkisi çok büyük. Tabii. Şimdi genelde bizim topraklarımızda ya da İslam ülkelerinde hep bunu dile getirirler. İşte hurafe, işte hastalıkların iyileştirilmesinde o dua edilmesi. Ya şimdi bazı psikosomatik hastalıklarda tabii çok etkili. Yani beynin vücut üzerine etkisi çok önemli, ama bir virüs, bir şey. Şimdi bakın, daha ilgi çekici bir şey var. Ben yakalandım bu COVID-19'a. Çok geçmiş ve olsun. Ben bu Stokin fırtınası dedikleri, benim böyle hastalıklı patolojik bir bağışıklık sisteminin tepkisinden ölüyordum, ben gidiyordum. Aynı şey bu İspanyol gribinde böyle öldü gençler. Bağışıklıkları çok kuvvetli olduğu için öldü. Yani kuvvetsiz, daha düşük bağışıklık evet, öldürdüğü gibi. Hitap, ya çöktü akciğerin üstüne, kurtaracağım diye bu. Bu çok güçlü bağışıklık da zararlı. Anormal. O zaman dikkat etmek mi gerekiyor? Şunu söylemek istiyorum. Yani virüsler, bakteriler ayrı bir hadise. Tabii ki insanın bağışıklığı çok önemli. Yani aşırı çalışmazsa tabii korur. Hani bendeki gibi anormalleşmezse. Bağışıklığı güçlü tutmakta çok büyük fayda var. Yani ben latife olsun diye söyledim. ama esas telkinin en önemli etkisi psikosomatik hastalıklarda. Yani orada çok etkili hakikaten. Yani bu beynin vücuda etkisi gerçekten var. Batı'da da bu tür inanışlar var mı? Hastaların işte o var. Dualarla tabii ya da canım, şeylerle. Tabii hep var. Her tüm yerde inanışlar var. Da var. Herkes de var. Halen var, hep var. Hala yani, var. Güçlü hissediyor kendini. Hani o şey de anlatılır ya hocam, mesela Osmanlı'nın musikiyle tedavisi, evet. O ruh hastalıklarında özellikle. Yıllar sonra Batı Amerika'da herhalde bununla ilgili enstitü mü açılıyor? Öyle bir hikaye vardı. Birçok yani, yerde bir çok... var. Ben Viyana'dakine gittim. Rahmetli Oruç Güvenç götürmüştü. Hı hı. Onunla gitmiştik. Tabii o da her hastalık için değil.
Yani böyle psikolojik rahatsızlıklardı. Yani bir psikoza, bir şizofreniye nasıl tesir edecek ki? O da var. Ama bir insan kaygıları varsa, anksiyetesi varsa falan tabii ki çok iyi gelir. Peki ilaç çalışmalarında en çok ne ön plana çıkıyor hocam? Sizin böyle bu salgınlarda nereye doğru yöneliyorlar? Ekşiler dediniz, sirke evet, dediniz. Evet, sirkeliler o tür şeylerde yani sarımsak, soğan falan bu tür kokulu, bakın şimdi çok eski o ruhlar inancının yani kötü ruh, iyi ruh inancına kadar giden bir şey bu. Şimdi sarımsak niye iyi gelir? Kokar. Evet. Soğan niye iyi gelir? Kokar. Kokuyor. Yani ne olacak? O hastalığa neden olan kötü ruh kaçıp gidecek. Evlere de asarlar. O hastalığa neden olan kötü ruhlardan kötü o zaman. O cinlerden falan ama, öyle devirler var. Ama çünkü içinde çok etkin maddeler var. Gerçekten de. Gerçekten etkili. Ama o etkin maddeyi o dönemde acaba elde edilebiliyor muydu? Nasıl ekstra ediliyordu? Yani bunlar hep tartışmalı. Haliyle. Yalnız benim bir fikrim var. Şöyle söyleyeyim. Kendi tarihimiz için daha çok konuşuyorum. Bizde eminim bazı çok etkili ilaçlar bulunmuştur. İnsanlar üzerinde kullanılmıştır. Ama genellikle aile mesleği olarak, sır olarak kalıp yok olmuştur. Yani bugünkü gibi insan üzerinde deneyip patent almak diye bir şey yok. Yani belki tespit edilse o reçeteler bugün araştırılsa gerçekten de Yani muhakkak laboratuvara sokmak değil gerekir. Lütfen hiç kimse de laboratuvar sonuçları alınmadan işte İbn Sina şöyle yazdı, bilmem Razi böyle yazdı. İşte şu bitkiydi bu. Ben bir hindiba çalışması yapmıştım. 25 tür hindiba var. Acaba hangisi? Acaba hangisi Hangi, değil mi? hangisi? Hastalıklar da aynı şekilde. Mesela Mali Hülya'ya hemen melankoli diyoruz. Melankoli değil. Bir sürü psikolojik bozukluğun altında, Mali Hülya isminin altında toplanıyor. Ama tarihe baktığımızda özellikle Türkistan medeniyetine baktığımızda gerçekten tıbba, bilime, özellikle Çok tıp bilimine meraklılar. Çok meraklılar ve çok ciddi çalışmalara da imza atmışlar değil mi hocam? Yani evet ama işte insan üzerinde deney yapmadığınız takdirde batı gibi bir buluş yapma imkanı ne yazık ki yok. Oraya da özellikle değineceğim hocam. İkinci bölüme saklıyorum. Yani evet bir ilerleme hatta belki de o zirve bizde yani o Türkistan medeniyetinde bulunuyor ama bir yerde özellikle Osmanlı'da çok ciddi çalışmalar ama bir yerde bir duraksama var. Sonrasında bizi Hıltlar nazariyesi durdurdu. Bir Hıltlar nazariyesi var. Biz ona çok sıkı bağlandık böyle. Sıkı 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 bağlandık. O teori ne derse yani bütün gözlemlerimizi o teoriyle açıkladık. Yeni teoriler yapmadık. Yeni sorular sormadık. Anlatabiliyor muyum? Bu çok önemli. Batı'da bunu. Koskoca Süleymaniye Medresesi, tek medresemiz var, tıp medresesi zaten. O makalemi de okuyun lütfen. Evet, ben bence çok önemli. Çok ciddi bilgiler edindim açıkçası. Bence çok önemli o makale. Yani tamamen bunu anlıyorsunuz ki, bakın tıp nasıl ilerler biliyor musunuz? Eski bir bilgiyi yıkarak ilerler, yeni bilgiyi bularak değil. Bir eski bilgi üzerine inşa edilerek devam. Evet, öncesini yıkacak, onun üstüne bir şey getireceksiniz. Peki, burada bir virgül koyalım hocam. Tamam. Şimdi kısa bir araya gidelim. O aranın ardından da bu kez Osmanlı'ya biraz daha yakından bakacağız o dönemde yaşananlara. Evet, peki. Peki, çok teşekkür ediyorum. Efendim şimdi asıl meselede kısa bir ara verelim. Aranın ardından dinle. Yine çok dikkat çeken konularla devam edeceğiz. Dinle. Bu ney? Nasıl şikayet ediyor? Nasıl anlatıyor ayrılıkları? Diyor ki, beni kamışlıktan kestiklerinden beri feryadımla erkek de ağlayıp inlemiştir, kadın da. Ayrılıktan parça parça olmuş bir gönül isterim ki iştiyak derdini anlatayım ona. Aslından uzak kalan kişi yine buluşma zamanını arar. Ben her toplulukta ağladım, inledim, iyi hallilerle de eş oldum,
kötü hallilerle de. Herkes kendi zannınca dost oldu bana. İçimdeki sırlarıysa kimse aramadı. Benim sırrım feryadımdan uzak değil. Fakat gözde ve kulakta o ışık yok. Beden candan, can bedenden gizli değil. Fakat kimseye canı görmeye izin yok. Ateştir neyin bu sesi? Yer değil. Kimde bu ateş yoksa yok olsun o. Aşk ateşidir ki neye düştü? Aşk coşkunluğudur ki şaraba düştü. Ney bir dosttan ayrılana eştir. Dosttur. Perdeleri, perdelerimizi yırttı gitti. Dinle. Dinle. Ney kanlarla dolu bir yoldan söz etmedi. Mecnun'un aşk hikayelerini anlatmadı. Ney gibi bir zehri, ney gibi bir pan zehri kim gördü? Ney gibi bir soluk taşı, ney gibi bir iştiyak çekeni kim bildi? Bu aklın mahremi, akılsızdan başkası değildir. Dile de, kulaktan başka müşteri yoktur. Gamımızla günler geçir gitti. Akşamlar oldu. Günler yanışlarla yoldaş kesildi de yandı gitti. Günler geçip gittiyse de ki geçin gidin. Pervamız yok. Sen kal ey dost, temizlikte sana benzer yok. Balıktan başka herkes suya kandı. Rızkı olmayanın günü de uzadıkça uzadı. Ham, pişkin, olgun kişinin halini hiç mi hiç anlayamaz? Öyleyse sözü kısa kesmek gerek. Vesselam. Önce kalem vardı. Sonra mürekkep. Duygular mürekkep oldu, tane tane damladı. Profesör Doktor İsmail Güleç'in sunumuyla Mürekkep Damlaları bu akşam 20'de Vav TV'de. Vav Radyo. Kur'an'ın sesi. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.
Bismillahirrahmanirrahim. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إن هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم باب راديو قرآن'ın sesi. İçinde yer aldığımız dünyayı tanımak, dertleri, hayat olanların, onu karşılama, inşa etme ve yaşanılır kılma konusundaki çabaları. Necdet Subaşı, Ali Büyükaslan ve Bünyamin Bezci ile Derdimiz Hayat bu akşam 22'de Vav TV'de.
aşkı içinde saklayan sözleri görmek için. Vav TV. Dinimizin bilgi ve hikmet dolu güzelliği, medeniyet ve coğrafyamızın zenginliği, kültür ve sanatımızın inceliği, tarihimizin değerli birikimi. Gerçek bilgi, doğru yorum. Vav TV. Bu Kur'an, insanlar için kalp gözlerini açacak bir nur, kesin olarak inanan bir toplum içinde bir hidayet ve bir rahmettir. 24 saat Kur'an-ı Kerim, hadis ve duaları dinleyerek sorularınıza net cevaplar bulmak için Vav Radyo size yeter. Cep telefonunuzda, arabanızda, evinizde ve Türkiye'nin her yerinde Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Genel izleyici için uygundur. Çıngırak seslerini anlatmıştı dedem. Haykırmıştım içimde volkanlar. Cebeli Nur demişti dağların en güzeli. Yusuf'u insanlığın Hira'da vahye ermişti. Ay doğmuştu bir kez yüreğime. Kana kana içmiştim aşk suyundan. Mekke'ye birlikte indirmiştik nuru, dalga dalga Medine'ye. Sur bendim duvarlarında hendeyin, sarmıştı her yanımı Kabe kokusu. Hicret sırmalamıştı yön levhamızı, tükenmez madenler öz yurdumdan. Yürürken yürüdüğüm ve otururken hayalimi kuşatan cenk kahramanları, tarih ne ekmekmiş acıktım işte, çıkınımda kimler yok ki sevdalım, gemiler yakan Tarık, sancaktar Mus'ab, Ömer ah, neredesin adalet şehri, yıldızlar semada saymakla bitmez, billurdan gözeler yıldız kavlinden. Körüklenmiş zamanlara tutundum. Götürdüler beni Kehf mağarasına. Cebimde kaybettiğim uykular oradaydı. Döne döne yazılan tarihim. Sevr demişti dedem. İki Ekber, Sultan Dağ. Biri Ekrem, biri Sıddık, Sultan Dağ. Muhaciri muallada tutan dağ. Hicret Medine'ye. Ay yolundan. Firavunlar, Nemrutlar demişti dedem. Onlar içimizde yaşar çoğu kez. Sen ya İbrahim, ya Musa, tarihin elinden tut, Fatih ol. Mazlum annelerin gözlerinde yaş, yetimin barındığı yürek ol demişti. Zikri hafi, zikri cehri, yollar ki şehadet ve aşk kumundan. Yüzümüz geleceğe dönük olsa da, yürüdüğümüz yolu aydınlık kılan ardımızda bıraktıklarımız, sahip olduklarımız ve inşa ettiklerimizdir. İnsanlık tarihini daha iyi anlamak ve daha aydınlık bir yolculuğa hazır mısınız? Uğur Korkmaz'la Tarihe Yolculuk, birbirinden kıymetli konuklarıyla, yarın 20'de Vav TV'de. Fikir, estetik, edebiyat, sanat, tarih, medeniyet, din. Bizi biz yapan değerler.
Vav TV. Gerçek bilgi, doğru yorum. Sizin televizyonunuz, bizim televizyonumuz, hepimizin televizyonu. Vav TV. Efendim, Vav TV ekranlarında Asıl Mesele programı devam ediyor. Yine çok önemli bir konuyu masaya yatıyoruz. Aslında salgınların asıl meselesine bakıyoruz. Yine bunların tedavileri ve tarihsel sürecinde asıl meseleye çok kıymetli Brünü Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Nil Sarı hocamla birlikte. Nil hocam, yoruyoruz sizleri aslında ama merak ettiklerimiz gerçekten çok fazla ve aslında çok yeni bilgiler de öğreniyoruz. Çünkü bizler programın başında söyledim ya, bazı şeyleri mesela deprem örneğinde olduğu gibi illa başımıza bir şey geldikten sonra, depremi yaşadıktan sonra ona iyice merak salıyoruz, önlemlere merak salıyoruz ve daima bunları konuşuyoruz. Ki bir salgın yaşıyor şu anda dünya ve hazırlıksız yakalandık. Hazırlıksız yakalandık. Hepimiz. Evet. Ve yüz binlerce insan hayatını kaybetti. Biraz önce anlattınız mesela o Hindistan'da olanlar aslında tarihte de benzer örnekleri çok fazla ama genel anlamda bakıldığında salgınlar ne getirmiş diye kaosu getirmiş her zaman ve düzen bozulmuş. Bunlar medeniyetleri etkilemiş. Sırf bu salgınlar nedeniyle yok olmuş kavimler, nesiller var. Bunları görüyoruz. Yok olmuş medeniyetler var. Ama daha da özeline indiğimizde şunu anladık ki virüs evet hayvanlar aracılığıyla bulaşıyor ama virüsün esas kaynağı insan. Biz dünyayı kirleten biziz açıkçası. Dünyayı kirleten biziz. Evet. Burada da muhakkak ki düşünmemiz gereken önemli konular var. Belki de ders çıkarmamız gereken önemli. Evet. Tabiata çok itina etmek gerekiyor. Onun için de yeşili daima sevmeliyiz. Evet. Korumalıyız. Dikkatli olmalıyız. Dünya sadece bize ait değil. Evet. Şimdi ilk bölümde aslında genel olarak dünyadan bahsettik, dünya tarihinden bahsettik ama şimdi tıp tarihine baktığımızda hocam, İbn Sina'yı anmadan geçemeyiz. Geçmeyelim, vebayla ilişkilendirelim biraz. Tabii. Şimdi veba ile ilgili çok ilgi çekici bir gözlemi var İbn Sina'nın. Şöyle yazıyor, diyor ki ne zaman ki diyor fareler yuvalarından çıkarlar sersemleyerek ve bunlardan işte yüzlercesi, binlercesi ölür, arkadan veba geliyor der. Veba salgını. Çünkü pireler onları ısırdı, öldürdü. Oradan insana geçiyorlar. Artık ondan beslenecek. Belirtileri arasında. Bunu tespit etmiş. Yani bu bir gözlem yani. Belki o dönemin de değil de daha bir bilim döneminde yaşıyor olsaydı çok farklı bir daha bir açıklamalara ulaşabilirdi. Yine Razi'nin de. Evet, çok büyük Türk hekimleri bunlar. Razi'nin klinik hikayeleri fevkalade değerlidir. Yani İbn Sina teori açısından, sınıflama açısından fevkalade önemli. Ama Razi'nin vakaları çok ilgi çekici. Biliyorsunuz eskiden hastalıklara göre değil, şikayetlere, semptomlara göre hastalıklar sınıflanırdı. Ya da vücudun organlarına göre sınıflanırdı. Yani baştan başlar, baş hastalığından göz hastalığı ayağa kadar inerdi. Dolayısıyla çok önemli bir yeniliği var Razi'nin. Çiçek ile kızamık hastalıklarının ayrı hastalıklar olduğunu anlatıyor. Böyle bir risalesi var. Çiçekle kızamığın evet, ayrı ayrı çünkü hastalık. Çünkü neden çok önemli? Birçok hastalık deride tezahür ediyor. Ciltte değişiklikleri görüyorsunuz. O lekeleri görüyorsunuz. Lekeler birbirine çok benziyor. Buna ayırt edici teşhis diyoruz biz. Bunu yapabilmiş. Çok önemli. Ama tabii laboratuvar olmadığı bir dönemde bunların kesin tanısını koymak mümkün değil. Etkenini ortaya koymak mümkün değil. Onun için mesela cüzzamla vitiligoyu karıştırabiliyor. Birçok cilt hastalıkları karıştırılabiliyor. Bugün bile diyelim bir cildiyeci gittiğiniz zaman kesin tanı konamadığı zaman oradan ufak bir parça alıyor ve laboratuvara gönderiyor. Nedir buna sebep olan etkenli bulunsun diye. Önce laboratuvar. Laboratuvar. Çok önemli. Ama burada tabii insan üzerinde yine yapılan şeylere geliyoruz. Ve haliyle biraz o biraz önce bahsettik aslında. Evet. Özellikle program sonunda da değineceğim. O tıp etiğine bizim
insanlara ne kadar değer verdiğimiz ya da canlılara Batı'nın... Yani bizim tabiplerimiz insan üzerinde deneye pozitivist döneme kadar 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar yanaşmıyorlar. Doğru bulmuyorlar. İnsanı deney tahtası yapmayı doğru bulmuyorlar. Ama Batı'da böyle değil. Mesela çok ilgi çekici resimler var. Kan nakli yapıyor. Kimden? Köpekten insana kan nakli yapıyor mesela. Hiç rahatsız olmuyor. Belki de öldü o kişiler. Yani insandan insana kaybedilen bile... canın bir önemi? Yani merak. Merak. Tabii. Evet. Bir de şey var onlarda çok. İsim. Tarihte isminin kalması. Yani hatta mesela bir Ross diye bir Nobel'li bir doktor var. Bu ısıtmanın, malaryanın etkilerini bulmuş. Biliyorsunuz sinekle geçiyor, anafel sineğiyle. Kendi asistanlarına falan bulaştırıyor. Ölenler var aralarında. Para karşılığı denek yapıyor onları. Yapabiliyor yani. Parayla denek. Tabii ama bunu Amerika'da zenciler üzerine 20. yüzyılın ikinci yarısında da yapılmış. Meşhur olaylar var. Yani bu farklı bir dünya bu. Evet. Ama temelinde merak konusu mu var? Merak kendi üstünde deney yapıyor. Mesela bu kateteri bulan şahıs kendi kalbine kadar kateteri götürebiliyor. Yani bu farklı. Bakın bilim insanı olmak farklı bir şey. Çok doğru. Sesi hayatınızın tümünü işgal eder. Hocam peki zanaat, yani tıpla zanaatı böyle şimdi yan yana zanaat getirdiğimizde... Şimdi zanaat diyelim ona. Sanat. Tıp sanatı. Tıp bir sanat hakikaten. İşte sanat tarafı işte bu etik kısmı aslında. Yani hekim hasta ilişkileri, değer yargıları, ahlak, bütün bunlar davranışlar, tutumlar, erdemler. Yani mesela erdemler ahlakı kayboldu. Yakın zamanda tekrar şimdi gündeme geldi. Yani bir takım erdemlere sahip olan kişilerin kim olması beklenir. Hatta eskiden, çok eskiden ama bu yalnız bizde değil. Çin'de de böyle, Hint'te de böyle, her yerde böyle. İlk baktıkları şey ahlakı öğrencinin. Alacağım da bunun ahlakı tamam mı? Ahlakı düzgün değilse... Mesleğe kabul etmiyor zaten. Mesleğe kabul etmiyor. Şimdi tabii aslında tarihe baktığımızda Osmanlı Devleti 600 yıllık bir hüküm süresi var. Yani 600 yıl yaşamış bir devlet. Haliyle bu salgınların, yani tarih kayıtlarına geçen salgınlara baktığımızda da haliyle Osmanlı'da bu salgınları yaşayan şeylerin başında geliyor. Tabii. Hatta öyle ki... 14. yüzyılda özellikle, yani İstanbul'un hep fethinden var. Sonra da... İstanbul'a yerleşiyor aslında sonra. Sonra İstanbul'a yerleşiyor. Ona endemik diyor, artık orada kalıyor. Şimdi, yani evet, birkaç senede bir patlıyor. Şimdi Osmanlı'nın da o 600 yıllık aslında tarih serüvenine baktığımızda gerçekten de tıp alanında çok önemli çalışmalara imza attıklarını görüyoruz. Yani o kurulan hastaneler... O tıbba verilen önem, hekimlere verilen önem. Bunlara değineceğim sırasıyla. Ama şunu merak ediyorum. Özellikle bizim de Osmanlı kayıtlarında vesaire gördüğümüz herhalde veba daha çok karşımıza çıkıyor değil mi? Yine dünyayla yani şimdi baktığımızda. Aslında veba ve taun kelimeleri çok karışıyor. Halen tartışmalı bu. Bizim Süheyl Hoca derdi ki aslında veba dediğimiz bugün taundu. Taun bulaşıcı hastalıktı anlamında. Taun diye hep geçiyor. Bulaşıcı hastalıklar hep anlatılıyor. Farklı ama isimler de gördüm. Var, evet. İşte yumurcak, yumrucak, evet. Oymaca, baba, ölet, kıran gibi isimler de var. Evet. Kıran girdi denir yani. Evet. Ama ayırt edici teşhis, yani o görünen, çok belirgin, tipik olanlar dışında ayırt edici teşhis genellikle olamıyor. Şimdi mesela... Daha sonra bile 19. yüzyılda bile, hatta 20. yüzyılın başında klinikler artık oluşmaya başladığı zaman cildiye ve efrenciye diye mesela klinikler açılıyor. Yani ne demek? Cilt hastalıkları ve frengi hastalığı. Mesela evet. Yani şimdi bakın aslında frengi intihaniyenin konusu. Yani enfeksiyon bölümünün konusu. Hastalıklı. Ama neden cildiye de duruyor? Çünkü görünüşü, tezahürü ciltte. Yani dolayısıyla şimdi bakın bu
anne karnından geçiyor çocuğa. Doğduğunda frengili doğabiliyor bebekler. Onun için frengi hakikaten çok üzücü böyle bir hastalık. Şimdi aslında 19. yüzyılın ikinci yarısında, özellikle 2. Abdülhamit dönemi bir bakteriyoloji dönemi. Esas olay orada patlak veriyor. Ama ondan önce Batı'da iki isimden söz etmek istiyorum. Birisi mikroskobun bulunuşu. Leeuwenhoek diye bir adamcağız. Aslında tıptaki her buluşu doktorlar yapmamıştır. Bu aslında ticaretle meşgul bir adam bu. Mikroskopu da Wellcome Müzesi'nde Londra'da görebilirsiniz. Mikroskop şu kadar, parmağım kadar. Aslında bir mercekten ibaret. Şimdi mesela bu bakıyor, her şeye bakıyor. Yani ne varsa onun altında büyütüyor, görüyor. Ağzından da şöyle biraz damağından sıyırıyor. Mikroskopun altına koyuyor. Oo diyor, burada bir şehir nüfusu canlı yaşıyor diyor. Ama bakın hiç kimsenin aklına bunların hastalık yapabileceği gelmiyor. He, yani canlıları orada tespit ediyor. Görüyor ama aklına gelmiyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Keşiflerle bunların değerlendirilişi arasında bazen yüzyıllar olabiliyor. Ta Pasteur'e geliyorsunuz 19. yüzyılda. İşte ipek böceklerini, hastalıklarını ve şarabın bozulmasını incelerken bakterilerin hastalık yaptığını kanıtlıyor. Bakın aradan yüzyıllar geçiyor. Yani, dolayısıyla önemli olan 19. yüzyıldır. Hmm. Ama bir de Semmelweis diye bir zat var. Bu tarihe neden geçmiş büyük adam olarak söyleyeyim? Ellerini doktorlara yıkattığı için. El yıkatmayla meşhur olmuş. El yıkatıyor. Evet. Çünkü Lousa humması da bulaşan bir hastalık. Şimdi bakıyor ki iki tane klinik var. Kliniklerin bir tanesine ebeler gidiyor. Ebeler, kadınlar temiz ellerini yıkıyorlar. Orada ölüm oranı çok düşük. Ama doktorların kliniklerinde tıp öğrencileri orada eğitim görüyor. Çok, yani %50 ölüyor. Zaten Avrupa hastanelerine girdi mi yarısının öleceğini kabul edeceksiniz o dönemlerde. Yani bakteriyoloji öncesinde. Sonra bir kontrol ediyor. Bakıyor ki bu tıp öğrencileri gidiyorlar kadavraları üzerinde çalışıyorlar. Kadavra ölmüş kişi oradaki mikrobu alıyor, sonra geliyor Lousa'yı muayene ediyor, bulaştırıyor. Yani elinizi yıkayın demesi. Tabii antiseptiklerle de yıkatıyor. Adamı kovuyorlar üniversiteden, hastaneden. Yani zavallı delirerek ölüyor. Ama Semmelweis yani kabul etmiyorlar. Yani şunu anlatmak istiyorum. Yani bilim zihniyeti gelmediği sürece çok zor. Yani birçok yani şey tespit ediliyor, keşifler yapılıyor. Toplumları gerçekten yüksek medeniyeti ulaştıracak olan şey bilimin çok değer bulmasıdır bir ülkede. Bilim insana çok değer verilmesidir. Semmelweis Müzesi'ni gidip görün Macaristan'da. İnşallah, inşallah. Bir de antibiyotik de çok önemli değil mi hocam? Bu keşifler müthiş arasında, şey. Buluşlar müthiş arasında. Müthiş bir şey. Yani salgınların önlenmesinde uygulanan tabii, tedavilerde. Tabii, tabii. Son derece önemli bir konu. Efendim Fleming diye bir kişi bir laboratuvarda çalışıyor. Dediğim gibi laboratuvarlar artık dönüm noktası. Bize laboratuvar çok geç geliyor. Yani 16, 17. 18. yüzyılda laboratuvar kaynıyor Avrupa. Bütün tıp öğrencileri oradalar. Biyoloji okuyorlar, fizyoloji deneyleri yapıyor. Çok önemli. Bugün halen bizde laboratuvarlar birçok üniversitede yok. Eksik. Yani laboratuvar olmayan bir yerde bilim olmaz. Yani sağlık bilimleri olmaz. Şimdi bu bir şey yapıyor, böyle petri kutuları vardır, bakterileri koyuyor içine, penceresi de açıkmış, oradan ağaçtan bir küf geliyor, içine düşmüş onun, açıkmış. Ertesi gün bir geliyor bakıyor, orada bakteri ürememiş. Ha diyor, bu demek bakteriyi öldürüyor diyor. Daha önce böyle bir ilaç yok bakteriyi öldüren ama mesela Türkiye'de benim rahmetli hocam Emine Hanım anlatmıştı. Erzurum'da bir kadıncağız. Bilir misiniz hikayeyi? Bilirim. Erzurum'da uzun yıllar yaşadım. Öyle mi? Tabii. Orada halen var mı küflü peynir? Olmaz mı? Sofralardan, yani ikinci sofralarının, akşam sofralarının vazgeçilmezdir o küflü evet, peynir olmazsa küflü olmaz. Küflü peyniri yün çorabının içine koyuyormuş. Her neyse işte bir pazarcı bir hanım hastalanıyor.
tıp fakültesini bitirmiş, İstanbul Tıp'tan mezun birisi. Gidiyor, bu dediğim 1900'lerin başlarından söz ediyorum. Daha henüz antibiyotik falan yok. Gidiyor, tedavi olmak istiyor. Bir çıban çıkmış. İlaçlar veriyor kendisine, al bunları sür, iyileşirsin diyor. Derken bu pazarcı hanıma bir gün yolda, işte pazardan giderken rastlıyor. Ne oldu diyor, iyileştin değil mi diyor benim ilaçlarla diyor. Biraz gülümsüyor hanım. Ne demek istiyorsun, niye gülümsüyor? Şey diyor, senin ilaçların iyi etmedi, gelmedi bana. Ne oldu diyor. Şey diyor, bizim işte küflü peyniri olan bir hanım bugün var diyor. Bugün göğermiş peynir diye anılır evet, Erzurum civarında. Onu sürdük diyor, iyileşti diyor. Bir sinirleniyor, bacağını kestirecektin böyle de falan. Şimdi sonra başına vuruyordu o doktor. Ah ben, laboratuvara sok. Değil mi? Araştır bakalım hakikaten bakteriyi öldürüyor mu? Şimdi merak. Değil onu mi? Söyleyeceğim, merak. Yani geliyor misyonerler buralara. Kimi getiriyor beraberinde? Bilim adamlarını getiriyor. Botanikçisi geliyor, zoologu geliyor, yer bilimcisi geliyor, gök bilim hepsi geliyor. Ressamı geliyor. Hepsini birlikte getiriyorlar. Yani bu çok önemli. Yani bizim ülke olarak hakikaten bunu yaptığımız zaman müthiş parlarız. Bunu yapmamız gerekiyor. Yani bilim evet birçok keşifler yapıldı. Evet, inancımıza halel gelmez söyleyeyim. Değil mi? Evet yani zaten ters düşen bir yanı da yok. Sanıyorum Pasteur söylemiş, diyor ki laboratuvara girerken diyor çok dindar bir adamdır, iyi Hristiyan. Bütün diyor inandıklarını, bütün düşündüklerini hepsini diyor paltonu askıya asar gibi asıp gireceksin içeri diyor. Olay bu. Zaten şimdi böyle bir algı maalesef bir zamanlar birileri tarafından dile getirildi. Yani İslamiyet'in zaten yani inancımızın bilimle ters düşen bir yanı yok. Adı üstünde inanç. Olsaydı İbn Sina gibi, Razi gibi isimler yetişmezdi ki bundan yüzyıllar öncesinden bahsediyoruz hocam. Bu insanlar da bunlar. Karıştırmamak lazım. Onu anlatmaya çalışıyorum. Karıştırdığınız an doğruyu göremezsiniz. Doğru. Karıştırmayacaksınız. Çok doğru. Şimdi Osmanlı'da da dedik ya hani çok ciddi çalışmalar yapılmış. Özellikle tıp alanında tabii orada da bazı salgınlar görülmüş, birçok salgınlar, onlara da değiniriz. Ama özellikle Osmanlı Devleti'ne baktığımızda yani tıbba gerçekten çok ciddi bir değer verilmiş. Çok değer veriyor. Kesinlikle de çok değer veriyor. Zaten çok önemli. Yani şimdi tabii sistem çok farklı. Yani darşuvalarda da eğitiliyor, sarayın içinde cerrah yetiştiren okul var. Düşünebiliyor musunuz? Sarayın içinde hastaneler var. Hiçbir saray... Hastane değil, hastaneler var. Hastaneler var. Enderun Hastanesi var, Harem Hastanesi var. Hatta rahmetli Terzioğlu 6-7 hastane saymıştı şeyinde, tezinde. Yani farklı bir şey yani orası saray padişahın evi değil. Değil mi? Bütün bürolar orada zaten. Her şey orada, devlet orada yönetiliyor. Devlet orada, bakanlıklar orada, yani hekimbaşı da orada. Bu anlamda dünyada benzerimiz hiç yok benzeri ama. Hiç benzeri yok. Yani Versa'ya gidiyorsunuz, tuvalet bulamıyorsunuz. Tuvaletten, hamamdan geçilmiyor Topkapı Sarayı. Yani farklı bir şey, yani ayrı bir medeniyet tabii ki. Darüşşifa, tabii sonra şifahane, evet, sonra işte hastane adı. Adı da çok güzel değil mi? Şifa bulunan yer. Şimdi aslında Darüşşifa bugünkü anlamda hastane değil. Bunu bilmemiz gerekiyor. Kim içindir Darüşşifa? Bütün dünyada böyle aslında o dönemlerde. Darüşşifa'da yapacağınız tedavi evde de yaparsınız. Ameliyathane yok. Küçük cerrahi var. Bütün dünyada böyle. Gerek yok. Büyük ameliyatlar yok. Şimdi siz evinizde bakacak kimseniz varsa, paranız varsa, eviniz varsa niye yatasınız ki hastanede? Ne gerek var? Eve geliyor. Yani evde baktırırsınız. Kim bakılıyor orada? Gezginler, tüccarlar, kimsesizler, fakirler. Onlar yatıyor orada. Esas onlara hizmet veriliyor. Aslında yani sadece hasta değil. Onun hayır, yanı sıra... hastalar. Hasta ama sahipsiz hasta. Nerede tedavi olacak? Sokakta mı kalacak? Tüccar geldi diyelim İstanbul'a, Kayseri'ye neyse işte hastalandı. Ne yapacak? O yatıyor. Evindeki, ne zamanki ameliyat yöntemleri, yani dahili ameliyatlar, yani eskiden göğsü açıp ameliyat edemiyor. Karnı açıp ameliyat, bütün dünya böyle.
açıp ameliyat edemiyor. Gerek yok ki küçük harici adı da bakın. Adı harici. Dış neden? Müdahaleler. Yani dış operasyonlar. Cerrahi kliniklerine hariciye kliniği deniyor bunun için. Çok sonra açılabiliyor. Evet. Ama gerçekten de yani şimdi ben böyle biraz tarihe baktığımda yine sizin kıymetli eserlerinizi okudum da hastanenin yanı sıra o hastanelere, darüşşifalara verilen önemin yanı sıra hekimlere verilen önemler, hastalara verilen önemler ki ilerleyen dakikalarda değineceğim. Yani hasta haklarından, doktor haklarından, hekim haklarından bahsediyoruz ki bunlar böyle işte 19. yüzyılda falan yaşanmış evet. şeyler de değil. Daha eskileri var. Şey çok önemli tabii Rıza Senedi adını verdiğimiz bir hekimle hasta ya da hasta sahibi arasında yapılan bir yazılı sözleşme bugün var. Bugün mesela ameliyata girmeden önce bir şey imzalatılır evet, bize. Evet, bunlardan şer'i siciller de var. Son derece önemli bu sicil kayıtları. Bu hakikaten Batı'da ancak 19. yüzyılda gündeme geliyor. Daha önce yok, bizde hep var bu. Mesela hastalığın adı söyleniyor, tabip oraya geliyor, şahitler geliyor, herkes birlikte orada işte imzalarını atıyorlar vesaire. Yani böyle bir uygulama var. Evet. Yani bu da dünyada yine ilk evet, bizlerde çok önemli, olduğunu çok gösteriyor. Önemli. Şimdi hastanelerden bahsettik ya hocam. Bir sarayın içerisinde birden fazla hastane tabii, var. Tabii. Bu çok önemli. Tabii. Yine tabii Osmanlı'da gerek sultanların gerek hanım sultanların da bu anlamda sağlığa ya da tıbba karşı vermiş olduğu, tıp sanatına karşı vermiş olduğu önem de var. Şimdi mesela bir hastane örneği yine yayından önce konuşurken dikkat ettim. Bir harem hastanesi. Evet, tabii. Tabii cariye hastanesi deniyor ama. Ben harem hastanesi diyorum. Çünkü orada bir 53 sırrı var. Evet, 53 merdivenle aşağıya iniliyor. Benim kanaatime göre bulaşıcı hastalıklara yakalananlar o hastaneye alınıyor. Çünkü diğerleri dediğim gibi kendi odalarında da tedavi edilebilirler. Dolayısıyla bugün izolasyon dediğimiz yani sağlıklıyla hasta kişinin ayrıldığını görüyoruz burada. Böyle bir çok iyi. Yani keşke açsalar da geçse herkes. Açılamıyor bir türlü. Şimdi hastanede de mesela bakıyorum. Dünya Osmanlı'daki o tıbbı takip etmiş mi hocam zamanında? Mesela bir Süleymaniye'den bahsedebiliriz ya da Haseki bahsedebiliriz. Oralarda önemli çalışmalar şimdi yapılmış. Şimdi mimari açıdan etkilendiğini Terzioğlu, Hasan Terzioğlu, Profesör Hasan Terzioğlu yazıyordu. Özellikle Edirne Darüşşifası'nın mimarisi muhteşemdir. Çok ilgi çekici bir mimarisi var. Ona benzer hastanelerin Batı'da yapıldığına dair onun yayınları var. Yani ben o konuda o açıdan incelemedim ama o bir mimardı. Doğrudur söyledikleri, etkilenmiştir. Peki önemli çalışmalar var mı? Mesela bu salgınlarla ilgili bizim tarihimizde yapılmış. Ha, o dönemde öyle çok büyük farklar yok. Yani gene aynı nazariye. Mesela şey derler, ben ona katılmıyorum. İşte bu biliyorsunuz Yahudiler öldürülüyor. Özellikle İspanya'dan pek çok göç ettiriyor ve saraya çok geliyorlar. Osmanlı'da hekimlere çok değer veriyor. Bütün tabipler saraya girmeye başlıyorlar. Hatta bir ayrı bir cemaat oluşturuyor bunlar. Yahudi cemaati, tabip cemaati şeklinde çok değer verdiği için dışarıda da aynı şekilde çok değerliler. Yani çok yüksek kademeli ailelerin içine girip şey yapıyorlar. Hatta Osmanlı'yı ile ilgili bilgi veren de onlar zaten. Daha çok onlardan öğreniliyor çünkü. Yani ben seyyahların yazdıklarına çok güvenmiyorum. O şartlar içinde yani Osmanlı toplumunda çok derin bir mahremiyet anlayışı var. Nereden bilecek birçok şey? Yani sarayın haremine nasıl girdi ki? Bir seyyah nasıl girebilir? Yani, şifai bir şekilde belki. Ya o da ne? Fakat çok ilgi çekici bir şey var. Haremde bir kadın sağlıkçı ekibi var. Bir heyet var. Haremde. Tabii haremde. Yani bir tedaviyle meşgul olan hanımlar var. Bunlar haremde hizmet ediyorlar. Ayrıca o daha ilgi çekici. Maaşlı 16, 17, 18, 19. yüzyıllarda maaşlı erkek hekimler ve tabipler ve cerrahlar var. Nereye tayin ediliyor biliyor musunuz? Hareme tayin ediliyor. Çok ilgi çekici. Yani ben bu belgeleri yayınladım aslında. Çünkü ilginç. Burada sağlık her şeyin üstünde. Anlatabiliyor muyum? Eğer çok iyi bir cerrahsa
ona muhtaçsınız. Yani şunu söylemek istiyorum. Hakikaten aklı kullanmak gerekiyor. Hayat mı önemli? Akıl. Hayır, hayat önemli. Tabii hayat önemli. Hayatı kurtaracaksınız. Hayat kurtarmak için. Dolayısıyla orada neyi yapmanız gerekiyorsa onu yapmak zorundasınız. Hayat her şeyden değerli. Şimdi tabii rıza şartıyla. Rıza şartı var. Bunu 19. yüzyılda Batı uygulamaya başladı, değil mi? Rıza konusu hep o dönemlerde görüyoruz. Görüyoruz yani belki bu topraklarda sorsaydık size köpek kanı enjekte edeceğiz. Yok, hatiyen olmaz. Kim kabul eder? Evet, ki bugün bile kim kabul eder? Evet, haliyle evet, bizde hasta rızası önemli. Evet. Yine okumalarımda şu dikkatimi çekmişti hocam. Hani genellikle tarihte özellikle bizim Osmanlı tarihine bahsedilirken, konuşulurken kadın ve erkek ayrımcılığından hani bu tür bazı olumsuz yorumlarda bulunanlar var ama tıbba baktığımızda yani tıbba değişiyor her şey. İnsan sağlığına tabii, önce insan eden, sağlığı. Önce hayat, insan. Hayat, evet. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın mantığıyla evet, ilerleyen bir medeniyete sahibiz. Ve kadınlar da erkekleri tedavi ediyor. Çok meşhur oldu artık bir Saliha Hatun var Üsküdar'la. O da siz biliyor, herkes evet, biliyor artık. O kadar iyi bir cerrahmış ki bu hanım. Osmanlı coğrafyasının uzak yerlerinden geliyorlar ameliyat olmaya. O sırada diyelim bir erkek cerrah 3 akçe alıyorsa bu 6 akçe alıyor. Ve daha da kıymetli. Çok kıymetli. Yani bakın, kadınların tedavi ettiğini görüyoruz. Tabii var tarihte. Tabii. Ben şüpheleniyorum Üsküdar'da bunların böyle bayağı bir olduğunu düşünüyorum. Çünkü evraklarda var. Mesela saraya dışarıdan hekim çağırıyorlar. Bunların bazıları kadın hekimeler yani ya da tabibeler bunlar. Kadın yani. Bir kısmı hep Üsküdar'da oturduğu söyleniyor. Şimdi haliyle okuduğumuz zaman tarihi bu geniş kapsamlı okumalıyız. Yani bazen ayırt edebiliyoruz ya da ön yargılarla yaklaşabiliyoruz. Ama evraklar ortaya çıkıyor işte. Onları hepsine okumamız bakın, bir gerekiyor. Bakın bir üstünlüğümüz şey de şimdi aslında tabii bu kısa sürede her şey anlatılamaz ama o klasik dönemin ordu hekimliği inanın bana çok modern. Yani ordu modern hekimliği. Çok önemli mi değil mi onu tartışabiliriz ama şöyle. Şimdi ordu asker gidiyor. Askerle birlikte cerrahlar, tabipler, eczacılar ve onların kullanacağı araç gereçleri ve tıbbi malzemeyi taşıyan esnaf hep birlikte gidiyor. Ya esnaf da onlarla birlikte gidiyor. Hepsi gidiyor bakın. Şimdi ben Avustralyalı arkadaşlar var bu Çanakkale Savaşı'nı niye kaybettik diye yazılar yazıyorlar. Diyorlar ki bizim diyorlar ordunun hemen cephe gerisinde sıhhiye teşkilatımız yoktu diyorlar. Bizim sonra bozuldu bu. Alman ekolüne girdik mahvettik zaten. Ama öncesinde böyle gidiyordu. Savaşlara giderken. Tabii birlikte gidiyordu. Sefere giderken bu esnaf tabii, dahi bu tıbbi malzemeleri satan esnaf dahi. Hepsi bütün sağlıkçılar o tedarikli gidiyorlar. Yani müthiş bir şey bu. Yani çok güzel bir şey. Şeyin de yeri ilginç hocam. Genellikle bugün eczacılardan bahsediyoruz da o zamanlar yani eskiden aktarların da büyük bir önemi var değil mi? Şimdi o eczacı sınıfları o kadar değişik ki. Yani Darşva'da bir eczacı sınıfı var. Serbest esnaf şeklinde çalışanlar var. Attarlar var. Yani hepsi ayrı bir şey yapıyor. Aslında attarın görevi ham maddeyi satıyor ham madde aslında. Üretiyor. Esas genelde o aromalarla, satıyor, bitkilerle olduğu için. Şimdi tabii ki drogların peşinde o. Şimdi tarihe baktığımızda evet birçok salgın var. Bu salgınlarda bu darüşşifalar, cerrahlar vesaire ya da diğer hastalıklarda önemli çalışmalara imza atıyorlar. Ama özellikle 19. yüzyılda birçok salgın ortaya çıkıyor ki yakın tarih olduğu için belki kaynak daha fazla bu tarihlerle ilgili. Şimdi burada da bugün işte koronavirüsü konuşurken aklımıza geliyor ya ya da sürekli konuşuyoruz. Karantinalardan bahsediyoruz mesela. Evet. Karantina hanelerden bahsediyoruz. Şimdi çok önemli bir şey oluyor 19. yüzyılda. Kurumlaşma. Kurumlaşma çok önemlidir. Bakın bugün dünyada ve bizde de hazırlıksız yakalanmamızın sebebi budur. Biz unuttuk. Neden unuttuk? Antibiyotik bulundu. 1941'lerden sonra üretilmeye başlandı.
ve bütün dünyaya yayıldı. Ne oldu? Bu bakterilerin sebep olduğu hastalıkları tedavi etmeye başladık. Şöyle bir gevşek. Rahatladık. Oh, dedik biz kurtulduk bu bulaşıcı hastalıklardan. Ama işte 70'li yıllara geldikten sonra neler çıktı ortaya? SARS'lar, Ebola'lar, bilmem neler bir sürü salgın çıktı. Bir sürü salgın çıktı ortaya. Çok önemsemedik, çok üstünde durmadık ta işte bu COVID gelene kadar. Şimdi hep salgın olduğu için henüz daha antibiyotik yok. Devam ediyor salgınlar. Tabii virüsü tedavi edecek bir ilaç bulunmamıştı. Halen de böyle bütün virüs etkenine tesir edecek bir ilaç halen yok. Aşı kurtarıyor bizi kurtaracaksa. Hı hı. Ama bilimde bu ispatlandı. Bakteri hastalığa neden oluyor. Ne yapalım o zaman? Tedbir. Hep tedbirli yaşandı o yıllarda. Mesela ne yapıldı? Bir, tahfüzhane adı verilen karantina yerleri yapıldı. Bu arada bu tepirhane. Bu üç tane tepirhane var. Bu kolera döneminde ortaya çıkıyor. 19. yüzyılın sonlarında. Şimdi burada ne yapılıyor? Bir resim daha olacak göreceksiniz. Bakın o seyyar atlı arabayla taşınan bir... Bu da tepirhanede çalışıyor. Buna geleceğiz. Buna birazdan değineceğim. Evet. Görmek istiyordum ben. O makinasını görmek istiyordum. Makinasını koymadık mı? Şuna mı hocam? Ha, evet makinasını görmek istiyorum. Şimdi 3 tane İstanbul'da tepirhane açılıyor. Hı hı. Bir tanesi demin gördüğünüz, yok bu değil ilk gösterdiğiniz Gedikpaşa'daydı. Onlar artık yok ama Üsküdar'daki duruyor. Nedir bu? Bence müze olması gerekiyor. Hı. Korunması gerekiyor. Ayakta kaldığı için çok önemli. Şimdi bir şey anlaşılıyor kolera salgınlarında. Bu bulaşmayı ortadan kaldırmak için ne yapmak gerekiyor? Bugün ne yapıyoruz sütü biz? Kaynatıyoruz. Ne diyoruz ona? Pastörizasyon. Şimdi insanı kaynatamazsınız tabii. Antiseptik maddeler tabii kullanılıyor. Onlar da zehirli. Ama eşyalarını, kullandığı eşyaları, bulaşık eşyaları yüksek basınçlı buharda mikroptan arındırıyorlar. Sterilize ediyoruz evet, değil mi hocam? Evet mikroptan arındırıyor. Ölüyor mikroplar o sıcaklıkta. O dikkatimi çekti. Evet. Yani bugün işte koronavirüsten işte bulaşmasını engellemek için bizler eşyalarımızı evet. O steril makineler artık çıktı evet, onlara evet. Sokuyoruz vesaire. Etüzler, otoklavlar. Mesela bu. Evet bu aynı. Şimdi bunun bir tarafından kirli eşyayı koyuyor. Öteki tarafından bakın duvar var temiz eşya çıkıyor. Tarihi ne hocam? Yani 19. Bunlar hep işte 19. yüzyılın sonu. Sonları. Hepsi sonu. 20. yüzyılın başında da var. Bu mesela Urla'daki Balkan göçmenleri gelmiş. Bunu müze yaptılar galiba. Şimdi dolayısıyla eşyanın bulaştığı fikri var. Fakat çok ileri gidiyorlar. Yakmaya kadar gidiyorlar. Yaktıkları ev eşyaları çok değerli. Hatta ev yaktıkları bile oluyor. Ha, yani abartıyorlar, abartıyorlar yine. Bugün dezenfektan içenler olduğu evet, gibi. O zaman da ağızlarına burunlarına kireçli maddeler konuyor. Zehirlenenler oluyor. Yani aşırıya gidiliyor maalesef. Aşırıya gidiliyor aşırıya maalesef. Gidiliyor. Antibiyotik yok. Antibiyotik. Şimdi bakın antibiyotik tedavi ediyor. Ama korunmak da çok önemli. Antibiyotik öncesini biz COVID-19'da yaşıyoruz. Ne diyoruz? Temizlik. Ne diyoruz? Maske. Ne diyoruz? İzolasyon. Ne diyoruz? Karantina. Bunların hepsi eski yöntemler. Ki eski olduğu şurada da belli. 1838'de ilk karantina meclisi. Evet, 31'de ilk karantina Kuleli'de başlıyor. Hı hı. Bu şeyi de Üsküdar'daki Kız Kulesi'ni de kullanıyorlar. Çünkü denizle etrafı hoş biliyorsun. Bu karantinanın bir kısmını adalara koyuyorlar. Yani gelen giden olmasın diye oraya koyuyorlar. Bulaştırmamak yani bütün olay bulaşmasın hastalık, korunma. Ki artması üzerine çünkü de bakanlık yok. Kuruyorlar. İlaç yok. Evet, bakan bir meclis kuruluyor. Tabii burada biz tabii ne yazık ki mecliste çok yabancılar var. Biz de yetişiyoruz sonra.
Karantinanın hazırlığı evet, böyle adlı bir şey var kuruluyor. Ki evet. Etkili oluyor aslında. Yani önlemler biraz veba, daha kurumsal. Veba çok azalıyor, neredeyse yok oluyor. Fakat kolera için tabii başka tedbirler lazım. Kolera çünkü temiz ve kirli suyun önemi çok. Yani kuyuların temiz olması lazım. İçilen suların, o meyvelerin, sebzelerin yıkandığı suların temiz olması gerekiyor. Bu çok çok önemli. Hatta siz belki doğmamışsınızdır. Kaç yaşındasınız bilmiyorum ama 1970'lerde bir... Yok, o zaman yoktum. Vardınız. Bir para, yoktum o zaman. Bir para kolera çıktı. neden diye araştırdılar. Temiz ve kirli su tesisatı bir erimiş, eskimiş, birbirine karışmış. Ve böylece temiz suya bulaşmış insanlar kolera olmaya başladılar. Yani kolera da özellikle 19. yüzyılda çok etkili olan salgınlardan biri. Tabii, çok etkili. Ki o binalar da yine değil mi? Evet. Onunla ilgili kolera için, yani onun için yaptırılıyor. Karantina haneler bütün bulaşıcı hastalıklar için söz konusu. Veba, kolera, evet. Şimdi bir resim daha vardı, biraz önce gördük, tulum giymiş birisi. Hani bugün iş yerlerini ya da evleri böyle... ilaçlayanlar var. Çok da benziyor aslında hocam. Evet. Bugün giyilen o tulumlara ve ellerinde de herhalde... Pulverizatör denilen böyle içinde mikrop öldürücü maddeler, kimyasal maddeler var. Böyle püskürtüyor her yere. Kendisini korumak için de elbisesi var özel. Görüyorum ya, yakın tarih yaklaşık 100 yıl öncesi, tabii 150 yıl öncesi ama benzerlikler var. Yine salgın denilince bu önlemler... Korunmak esas. Yani evde kalacaksan evde kalacaksın. Yani o zaman da kaçanlar oluyor. Arka kapıdan kaçıyor. Mühürlüyorlar evleri. Bugünkü gibi değil. Burada hastalık var diye mühür koyuyor. Ama yine arka kapıdan kaçıyor. Ondan sonra bulaştırıyor. Yani yine ihmaller, ihmaller. Yani insanoğlu işte. Söz konusu. Bir de bakteriyoloji haneler. Çok önemli. Değil bakın mi? Burada onlar kuruluyor. Artık bilim devreye giriyor. Yani şimdi bir salgın hastalık var. Hani hep konuştuk, ayırt ediyorlar mıydı diye. Nasıl ayırt edeceksiniz ki? İshal her türlü hastalıkta, birçok hastalıkta bir görünüyor. Bir sürü etken sebep olabilir. Ama orada mikroskop altında artık o bakteriyi görüyor ve tanıyor. Şeklini biliyor. Belirli boyalarla boyuyor, ortaya çıkıyor ve diyor ki bu koleradır. Adını koyuyorlar. Adını koyuyor. Mesela bu da o binalardan... Evet, bu birisi, bakteriyoloji hane kurulmuş vaziyette. Tabii başka bir şeyler daha oluyor burada. Ne oluyor? Veterinerler de burada. İşte sığır vebası, hayvan hastalıkları da tabii çok önemli. O dönem. Tabii onlar, şimdi burada serumlar üretiliyor, aşılar üretiliyor ama daha önemli bir şey var. Bunun içerisinden resimler getirmiştim. Evet, bir de... Burada tıp öğrencilerine ve veterinerlik öğrencilerine eğitim veriliyor. Şu resim evet, değil mi? Evet, odalı, onların eğitim salonları bakteriyoloji eğitimi veriliyor. Daha önce Avrupa'ya gidip eğitimi Avrupa'dan alıp geri gelenler bu sefer burada eğitilmeye başlıyor. Buralarda eğitilmeye o başlıyorlar. Veriliyor. Laboratuvarlar açılıyor. Hatta ben bu laboratuvardan bu bakteriyolojihanenin bu demir kapıda, demir kapı tıbbiyesinde duruyordu. Ben daha doçentken. Evet, oradan birkaç kamyon eşyayı, ben Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin kurucusuyum. Bütün koleksiyonu da ben getirdim. O bakteriyojihanenin bütün şeyini, araç gereçlerini getirdim bir ben Cerrahpaşa'ya. Yani. Bir müze. Yani onun dışında çok şey var da, yani onu da getirdim. Bunda etkili olmuş. Evet. Hatta şimdi isimlere baktım. Mesela bu biraz önce bahsettik ya, hayvanlarda görülen... İşte sığır öleti ismi verilmiş mesela. Evet. Mal kıran, mal ağrısı ve çor gibi isimler. Koleraya da resmi belgelerde yine kayda geçmiş. İlleti kolera, illeti adiye, illeti mahpus. İlleti müthişe der mesela falan. Değişik isimler veriliyor. Değişik isimler verilmiş. Ama yani özellikle o 19. yüzyılda tabii çok ciddi çalışmalar yapılmış. Tabii. Aşı da buna dahil. Tabii. Telkihane denilen bir aşı evi kuruluyor. Gene aynı dönemde. Bakın işte bu aşı evinde bu hayvancağızların üzerinden aşılar üretiyorlar. Şimdi bu İstanbul'da kuruldu. Aslında mesele şu. Aşıya çok para veriyorlar. Aslında aşı dediğim gibi fikir Türkiye'den çıkmış, bizden çıkmış, Osmanlı döneminden çıkmış.
Hatta bir Şanizade Ataullah vardır. Çok önemli bir Osmanlı tabibi. O bu İstanbul'daki çiftliklerde üretilmesinden falan da söz ediyor kitabında. Deniyorlardı aslında. Fakat çok iyi tutturulamıyor. Ve şey, Avrupa'dan ithal etmeye başlıyorlar. Çok pahalı bir iş. Belgeleri okuduğunuzda açıklıyor. Diyor ki o kadar büyük bir masraf gidiyor. Biz diyor bir şey kuralım, bir aşı evi kuralım. Bir kurmakla diyor biz ithalattan kurtuluruz diyor. Hakikaten kuruyorlar ve o para da memlekette kalıyor. Yerli aşının yerli ve aşı işte. Bilime verilen öneminde aslında tabii, bir nevi ortaya çıkardığı gerçek tabii. değil mi? Hatta şöyle bir şey oluyor. Bu aşıları mesela çiçek aşısı üretiyor. Uzak coğrafyalara da yani diyelim Arabistan'a götürecek başka yerlere bozulması söz konusu. Bugün de aşı bozuluyor biliyorsunuz. Evet. Dolayısıyla ne yapıyor? Bir aşı mektebi açıyor burada. Aşıcılar yetiştiriyor ve başka yerlerde, uzak yerlerde de aşı evleri açmaya başlıyor. Telkihaneler açıyor ve oralarda üretilmesi gündeme geliyor. Yani bir yerden birçok yerde üretilmesi söz konusu oluyor. Bu arada son 3 dakikamız kaldı hocam. Evet. Bu 3 dakikada da ben isterim ki genel olarak yani bizim Osmanlı Devleti'nde o hastalığa ve bu hastalıklarla tedavide yoğun bir mesai harcayan o tıbbiyeliler diyebiliriz ya da bir hekimler diyebiliriz. Bunlara verilen önemi de böyle bir değinelim isterim. Yani bizler nasıl bakmışız tarihte? Ya her zaman çok değer verilmiş. Onun için ben bugün çok üzülüyorum. Şimdi bakın bugün de tıp öğrencileri bizim en seçkin gençlerimiz. Yani ayırt etmemek lazım ama onlar en yüksek puanlarla giriyorlar. Ve biz onlara saldırıyoruz. Yani onları yaralıyoruz. Onlara canına kıyıyoruz. Çok yazık yani. Çok yazık. O kadar zor yetişiyorlar ki. Eskiden de zor yetişiyordu. Bugün de zor yetişiyor. Öyle kolay mı bir uzman yetiştirmek? Onun tecrübelerinin artması fevkalade önemli. Bizim mayamızda doktora önem vermek, değer vermek, üstün tutmak var. Ne oldu bize? Nedir bu değişen? Onun için ben öğrencilerime, tıp öğrencilerime hep şunu diyorum. Siz örnek olun. Siz şu açıdan kendinizi örnek insan olaraktan gösterin. Şu tedbirleri alın. Şöyle davranın. Eminim size saldırmayacaklardır diyorum. Yani yeni genç doktorların da iyi iletişimci olması gerekir. İletişime dikkat etmek gerekiyor. Evet. Tabii bu sadece doktorlar tarafında değil, özellikle biz vatandaşlar tarafında tabii, da. Tabii çok önemli. Çünkü ecdat buna gerçekten çok önem vermiş ki yani o 1500'lü yıllardaki gerek vakfiyelere gerek resmi evraklara baktığımızda bilmem okudunuz mu, kitabım var Osmanlı Tıp Ahlakı diye. Evet. Yani ben orada çok derinden örnekler veriyorum. Çok değer vermişler. Yeni yeni bizde de çok yükseliyor ama insanın hamurunu işlemek zaman alıyor. Çok doğru, çok doğru. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Çok kıymetli bilgiler edindik sayenizde. Çok önemli bilgiler edindik. İnşallah daha sağlıklı günlerde, daha güzel İnşallah. Bu aydınlatıcı konularla tekrar görüşürüz. Çok sağ olun. Efendim bugün asıl meselede çok önemli bir konuya değindik. Malum koronavirüsle mücadele ettiğimiz süreçte hepimizin aklına geliyor tarihte neler yaşanmış diye, neler yapılmış diye. Özellikle ecdadımız ne tür önlemler almış? Bu salgınlar medeniyetlere, kültürlere nasıl etki etmiş? Ve tabii ki bunların önü nasıl kesilmiş? Bilimle bunu öğrenmiş olduk. Önemli çalışmalar yapılmış, önemli bilgiler aldık. Bilona Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Nil Sarı'dan. Bir başka asıl meselede görüşmek üzere diyelim. Esen kalın.